İlk durak Akın Humus. Bakın ne yazıyor? Erdemez Tars Humusu. Ana yemek olarak servis edilen bir ürün. Zaten hem burada hem de Antakya'da humus bir öğündür, bir meze değildir. Hadi nasıl yapıldığına bakalım beraber. Bu arada burada her yer yürüme mesafesi. Arabayı bir yere park edin. Ardından yürüyüş yapa yapa Tars'ın bu humusunu ve diğer ürünlerini deneyin. Burada geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Evet. Elinde ustamın görüyorsunuz. Bir tahta kaşık var. Tahta tokmak daha doğrusu, kaşık demeyelim. Bu hangi odundan yapılıyor demiştiniz? Hangi odundan yapılıyor bu tahta? Ağaç işlerini yapan bir arkadaş var. Evet, evet. Onlar zorlarda çekiyorlar. Evet. Dut ağacından yapılıyor. Dut ağacı. Evet. Bir bakır kazanımız, bakır kabımız var. Kalaylı. Bu şekilde. Ardından tahin geliyor. Evet. Tahin, içine herhangi bir katkı yok değil mi? Sadece tahin, saf tahin koyuyorsun. Evet. Saf tahin geldikten sonra böyle bir nohutla, karışmış oluyor, kaynamış nohutla. Şimdi birçok yerde humus yapılıyor. Antakya'da daha böyle kremsidir burada ama daha farklı yapılıyor. Bu şekilde pütürlü kalıyor. Limon ekşisi geldi. Biraz tahinin suyundan geliyor. Yumuşatıyoruz. Evet. Tars susu Antakya dışında meze olarak kullanılıyor. Antakya'da burada bir öğün. Hatta bunun bazı yerlerde sucuklu sunu, farklı ürünlerle yaparlar ama burada bildiğim kadarıyla tereyağlı yapılıyor. Tereyağlı olsanız sağında böyle pişiyor. Hazır olunca servis ediyor. Humus geldi. Yanına soğan, limon. Ondan sonra turşularla beraber servis ediliyor. Şöyle biz de limonumuzu sıkalım. Sonra şöyle küçük kaşıkla servis ediliyor. Aynı Antalya piyazının servisi gibi. Krem. İşte budur. Burası bildiğim kadarıyla geleneksel yöntemle yapan tek yer. Yıllardır geliyorum. Şöyle bir ekmekle de alabilirsin. Bu şekilde. Tam bir karbonhidrat bombası ama güzel. Bence Türkiye'nin her tarafında yapılsa bu tutar. Bu şekilde yemek olarak. Üzerine sucuk koyan var, farklı pastırma koyan var, farklı yemeklerle, farklı ürünlerle yapan var ama orijinali bu. Ben bunun tadını çıkarayım, bir sonraki mekanda görüşürüz. Yine yürüme mesafesinde farklı bir yere geldim. Kebapçıya yiyip burada da Tars usulü kebap yapıyorlar. Hadi onu da deneyelim. Burada başlıyor ustalık. Bakın uzun süredir üzerine uğraşıyorum ama bu saplama olayını bir türlü bitiremedim. Bir Adanalı olarak kendimden utanıyorum açıkçası. Kebabın içerisinde maydanoz, soğan ve biber var. Ustamız burada seri şekilde közlenmiş domatesleri yani eleştiriyor biberlerle beraber. Sonra gelsin kıymalar. Evet babacığımı şöyle bir alıyor. Löp diye koyuyor. Niye tahtaya koyduğunu açıkçası çözemedim. O da kendi tekniği herhalde. Burada da pişmiş domatesler dediğim gibi devam. Çok lezzetli oluyor pişmiş domates ve hakikaten çok lezzet katıyor yemeğin içerisinde. Sağlık anlamında da pişmiş domatesin çiğ domatese göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Böyle bilimsel bir çalışma söz konusu. Kebaplarımız hazırlanıyor. Birazdan masaya geçeceğim ve sizlere anlatacağım. Geldi kebabımız. Şimdi farklar ne? Bir kere şöyle bir lavaş ekmekle geliyor. Alalım kebabımızdan. Geri kalan aynı. Salatalar geliyor.
yine klasik bildiğiniz bu bölgede. Soğan salatasında nane var. Sanırım kebabın içerisinde de kapya biber ve sanırım birazcık maydanoz görür gibi oldu ama değil herhalde, yok. Adana kebabına göre biraz daha az yağlı. Ama çok lezzetli. Bir kebaba dönüşmüştüm bunda. Şöyle saf haliyle de tüketelim. Lezzetli bir kebap. Hem de salatalar. Bunun tadını çıkarıyoruz. Ardından bir sonraki mekanda görüşürüz. Tarsus'un işte lezzet bölgesi buralar. Şu aradaydık, çıktık oradan. Şöyle geldik burada. Yine sadece Tarsus'ta bulabileceğiz bir lezzet var. Sofyoğlu lahmacun. Bunlar fındık lahmacun yapıyor. Tek tek böyle açıyoruz bunları. Yani bu sanki bir fincan büyüklüğünde oluyor, doğru mu? Evet, fincan bir çay tabağı altı kadar. Evet, çay tabağı altı kadar dediğim gibi. Evet. Bunlar fındık olanı. Bir de kuş gözünü yapıyoruz. Hatta bundan daha küçüğünü. Kuş gözünü de gösterebilir misin? Tabii. Orada bir sırayla kuş gözü yapacağım tamam, şimdi size. Tamam. Ne kadar peki bunun bir tane fiyatı şu an? Adet fiyatı 2 lira. 2. Evet. Fırına iletiyoruz. Tabii ne ateşi? Odun ateşi. İstanbul'daki gibi doğal gazlı değil. Doğal odunla pişecek bu. Biraz çoğunluk sesini çıkardım. Sesleri duyabiliyor musunuz? Cozur diyen sesleri. İşte bu lezzetin habercisi. Biraz daha pişecek, ondan sonra tadına bakacağız. İşte beklenen an geldi. Pişti tamamen. Şu cozurtları duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz susayım, onlar konuşsun. Burada bir miktar ses sorunu yaşamışız ama konunun özü şudur. 10 adet lahmacun bir porsiyon haline geliyor. Bakın görüyorsunuz. Hakikaten çok lezzetli bir şeye dönüşüyor, lahmacuna dönüşüyor. Zira önce hamurda yağ var. Etin yağı, çıtır bir hamur. Üzerine bak, limonu sıkacaksın böyle. İstersen biraz maydanoz koy. Ve afiyet olsun. Aynı zamanda burada humus da var, kebap da var. Bu üçünü de burada tüketebilirsiniz. Son olarak bir tatlıcıya götürüyorum sizi. Künefeci Sadık yerini değiştirmiş. Ama önce sizi eski yerine götürmek istiyorum. Nostalji yapalım biraz. Künefeci Sadık usta burada mı? Biraz onunla sohbet ederiz. Sadık usta kolay gelsin. Ben hemen daldım konuya. Kamerayı açtım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Türkiye'nin rockçı künefecisi. Rockçı künefecisi burada, evet. Evet. Müzisyenlik devam ediyor değil mi abi akşamları? Tabii ki. Tabii. Aynen. Sahne hayatımız devam etmekte. Vallahi. Gündüzleri böyle eşimize, dostumuza, misafirlerimize güzel vokallar yedirmeye çalışıyoruz. Akşamları da en güzel şarkılarımızı sahnede icra etmeye çalışıyoruz. Clark Kent gibisiniz. Gündüz gündüz beyaz yakalı, gece Superman. Sen aynen, de böyle. Aynen, aynen. Sen de gündüz künefecik. Evet arkadaşlar, işte böyle görmüş olduğunuz gibi. Elleri ak, yumuk yumuk, o jeli tırnakları nerelere gizlesin şu avcun nasırları. Sağlık usta, o şarkıları dinlemek için sabırsızlanıyorum ama şu an künefeyi yemek için de sabırsızlanıyorum. Pardon dostum, şimdi muhteşem bir lezzet geliyor. Bu güzel lokma ilk önce senin olsun. Çok teşekkürler. Tam karşısına geçmiş Künefeci Sadık abi ve
Burada biraz ses problemi yaşadık açıkçası. Seslendirme yapacağım. Hiç değişmemiş ya. Yıllar geçip dışarıdan en az 5 sene geçmiş. Sadık abi maşallah formunda. Künefesi de yine formunda. Burada gördüğünüz üzere yine işine gücüne devam ediyor. Müzisyenliğe devam ediyor. Bastonu da olsa çıkarım diyor. Biraz ayağında bir kırık olmuş. Problem yaşamış ama şu an gayet sağlığı saati yerinde. 10 numara enerjisi var. Ve hakikaten künefesi de her geldiğimde daha da lezzetli hale geliyor. Bu da yeni tepsiden arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekilde sündüre sündüre. Sonra üzerine şire gelecek. Antep fıstığı gelecek. Acayip lezzetli hale gelecek. Evet, dediğim gibi şireden sonra bol Antep fıstığı. Ve olsa da yesek be. Çok güzel bir hale geliyor. Hadi bana afiyet olsun. Oysa çok iyi bir ses sistemimiz var. Saramonic Blink 500 Pro. Ve maalesef arada bir böyle saçma sapan şeyler yaşatıyor bize. Burada Allah bilir ne güzel şeyler anlatıyorum. Sadık abiyle arkadan sohbet ediyorum ama maalesef size bu şekli geldi. Geri de dönemedim. Fark ettiğimde Antalya'daydım. Başka zaman daha farklı bir şekilde Sadık Usta ise tekrar anlatırım ki geçmişte anlatmışız. Konunun özü budur. Ürünün fiyatı 80 lira. Yine nostalji yapacağım. Geçtiğimiz sefer uğradığım bir yermiş 4-5 sene önce. Bu sefer uğramayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi burada da sütlaç yapıyorlar. Ve yer çekimine bakın nasıl direnç sağlıyor. Şimdi hocam tenceren dibi şöyle kızardıkça biz şunu bakacıyoruz. Son olarak bir de ayrancı Orhan'a uğramayı unutmuşuz. Orhan'ın da videosu geliyor. Şimdi ben o yıllardaki fiyatları da merak edersiniz diye onu da ekleyeceğim. O yıllarda fiyatlar neymiş? Hadi ona bakalım. Ayrancı Orhan'ın ayranı da lezzetlidir. Bakın nasıl yapıyor. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Ustam, kime tavsiye gideceğim dediysem senin yanına uğramamı söyledi. Senin ayranını içmemi söyledi. Nedir senin ayranın özelliği? Bir anlatır mısın? Bize bir tane de ayran hazırlasana zahmet. Bizim ayran kendi yaptım. Yoğurdu kendimiz yaptık. Yoğurdun bir özelliği var. Mesela keçi sütü kullanırsın. Evet, dana inek sütü. Normal inek sütü. İnek sütü. Yalnız süzme yoğurt. Yoğurdu da kendimiz yaparız. Çok güzel. Ya şey bize ait yani. Zaten şu an dökerken anlıyorsun kıvamının yoğunluğunu. Evet. Bayağı iyi görünüyor. Eline sağlık. Ben tadına bakayım o zaman. Yani dediğim gibi ayran molalarını severim. Adana Sanayi'de de içmiştik hatırlıyorsanız bir tane. O da çok güzeldi. Yoğun kıvamlı bir ayran gibi duruyor. Adana'da dediğim gibi bizim iki tane içeceğimiz var. Ayran ve şalgam. Dünyanın her yerinde bence en iyi içecek bunlar. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bakın o zamanın fiyatları neymiş? Bu arada daha genç miyim? Daha mı yaşlıyım? Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle. Söylüyorum bana kızıyorsunuz. Bunun lezzetli olma ihtimali yok. İyi malzeme, iyi ustalık, sonuç belli. Buraya not edin kendinize. Tarsuslar diğerleriyle ilgili şunu söyleyemem. Burayı atlamayın diyemem ama burayı atlamayın net olarak. Birazdan videoyu kapatacağız. Şimdilik görüşürüz.